Değerli izleyicilerim ve takipçilerim, Alevle Mutfak Aşkına kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Yine nefis bir ekmek tarifimle karşınızdayım. Çok lezzetli ve çok pratik bir tarif. Sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifimin ayrıntılarına geçiyorum. Tarifimize ilk olarak hamurumuzu hazırlamakla başlıyoruz. Yoğurma kabına 2 su bardağı ılık suyumu alıyorum. Kullanmış olduğum su bardağı ölçüsü 250 ml. 1 paket instant maya ekliyorum. Ve 1 tatlı kaşığı toz şeker. İlk olarak bütün bu malzemeleri spatula ile karıştırıyorum. İçerisindeki şekeri eritene kadar bu şekilde karıştırmaya devam ediyorum. Sonrasında da unumu ve tuzumu ekleyerek yumuşak güzel bir hamur hazırlayacağım. Mayanızın aktive olması için kullandığınız suyun sıcaklığı oldukça önemli. Sıcak ya da soğuk olması halinde mayanız aktifleşmez ve hamurunuz kabarmaz. Hamurunuzun çok güzel bir şekilde kabarmasını istiyorsanız kullandığınız suyun ılık olmasına dikkat edin lütfen. Spatula ile karıştırdım içerisindeki şekeri erittikten sonra şimdi unumu ekliyorum. Tabii ki bu tarifimizde tam buğday unu kullanıyoruz. Unun büyük bir kısmını ekledim. Üzerine bir tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Bütün bu malzemeleri ilk olarak sıvı karıştıracağım. Hamur kıvamını aldıktan sonra tezgah alacağım ve tezgahta güzelce yoğuracağım. Bu aşamada elinizi hamurun içerisine sokmanıza gerek yok. Yapış yapış olacaktır ve hamuru yoğurmak sizler için zor olacaktır. Bu şekilde spatulayla karıştırmak sizler açısından çok daha kolay olacak. Bu tarifimde toplamda 5 su bardağı un kullandım. Yine kullanmış olduğum su bardağı acısı 250 ml. Sizler ununuzu eklerken kontrollü bir şekilde ekleyin lütfen. Çünkü kullandığınız tam buğday ununun markası ve kalitesi farklılık gösterebilir. Sizler daha az ya da daha fazla un kullanabilirsiniz. Dikkat edin hamurunuz sert olmasın. Neredeyse ele yapışacak bir kıvamda olması gerekiyor. Hamurun kıvamı biraz cıvıktı. Biraz daha un ilavesi yapıyorum. Yine biraz spatula ile karıştırdıktan sonra hamurumu tezgah alıyorum. Tezgaha biraz un serperek hamurumu tezgah aldım. Şimdi üzerine bir su bardağı bıçakla kıymış olduğum cevizlerimi ekliyorum. Rondo'dan geçirmenizi çok fazla tavsiye etmiyorum. Bu şekilde iri ufaklı olması yerken lezzet açısından oldukça önemli. Tarifi denediğinizde ne demek istediğimi anlayacaksınız. Cevizi hamura ekledikten sonra güzelce karıştırıyorum. Bütün malzemeyi birbirine yediriyorum. Biraz önce de dediğim gibi lütfen cevizinizi rondodan geçirmeyin. Bıçakla iri ufaklı olacak şekilde doğrayın. Arada tezgaha serptiğim unla birlikte toplamda 5 su bardağı un kullandım. Hamur kıvamını çok güzel bir şekilde aldı. Bu işlemden sonra hamur kesme kartı ile devam ediyorum. Bu şekilde yoğurmak hamuru çok daha kolay oluyor. Gördüğünüz gibi tek elimde hamur kesme kartı ve tek elimle yoğuruyorum. Hamurun kıvamını görüyorsunuz. Elime yapışıyor, yumuşacık ama kesinlikle daha fazla un ilavesi yapmıyorum. İstediğimiz kıvam tam da bu şekilde. Hamuru tezgaha aldıktan sonra yaklaşık 2-3 dakika boyunca güzelce yoğurdum. Şimdi hamuru yoğurma kabının içerisine alıyorum. Sonrasında hamurun üzerini bu şekilde düzeldikten sonra üzerine bir tabak kapatıyorum ve 1 saat boyunca oda sıcaklığında mayalandırıyorum. Hamurumu bir saati boyunca mayalandırdım. Gördüğünüz gibi 2-3 katına çıktı. Hamur kesme kartı ile havasını alıyorum. Hamurun havasını aldıktan sonra tezgaha alacağım ve katlama işlemine geçeceğim. Tezgaha çok fazla olmayacak şekilde tam buğday unu serpiyorum ve hamuru tezgah alıyorum. Bu aşamada lütfen fazla un kullanmayın. Hamurunuz sertleşmesin. Sadece hamurunuz tezgaha ve elinize yapışmayacak kadar olsun. Bu arada tarifte kullandığım bütün malzemeleri videonun altındaki açıklama kısmına ekleyeceğim. Oradan da bakabilirsiniz. Yaklaşık 8-10 kez hamuru bu şekilde katlıyorum. Bu yapmış olduğumuz işlem sayesinde ekmeğimiz gözenekli oluyor ve çok yumuşak oluyor. Hamuru yeteri kadar katladım. Tekrardan yoğurma kabının içerisine alıyorum. Çok fazla değil sadece yarım saat boyunca dinlendireceğim. Sonrasında tekrardan hamurumuzu katlayacağız. Ve artık fırın kabının içerisine koyacağız. Hamurumu yarım saat boyunca dinlendirdim. Bu kısa sürede bile gördüğünüz gibi 2-3 katına çıktı. Bu tür mayalı hamurlar yoğruldukça ve dinlendikçe Kıvamı çok daha güzel oluyor ve çok daha güzel kabarıyor. Tezgaha yine çok az un serpiyorum ve hamurun tamamını tezgah alıyorum. Bu arada bu katlama işlemlerinde de kullandığım un tam buğday unu. Bu tarifimde kesinlikle beyaz un kullanmadım. Tekrardan hamuru katlamaya başlıyoruz. Yine aynı şekilde 8-10 kez katlayacağım. Sonrasında da fırın kabının içerisine alacağım. Dediğim gibi bu işlemler oldukça önemli. Hamuru katladığımız için ekmeğimiz gözenekli olacak, daha güzel olacak ve çok güzel bir şekilde kabaracak. Hamuru 8-10 kez katladım. Sonrasında da fırın kabının içerisine yağlı kağıt koyarak hamurumu içerisine aldım. Bu aşamada yağlı kağıt kullanmayacaksanız fırın kabınızın her yerini güzelce yağlamanız gerekiyor. Aksi halde ekmeğiniz yapışır. Üzerine çok fazla bastırmadan şeklini düzeltiyorum. Sonrasında da üzerine bir bez kapatıyorum ve yarım saat boyunca oda sıcaklığında dinlendiriyorum. Hamurumu yarım saat boyunca dinlendirdim ve çok güzel bir şekilde kabardı gördüğünüz gibi. Diğer yandan fırınımı da 180 derecede alt üst ayara açtım. Ekmeğimi sıcak fırına koyacağım. Ama onun öncesinde ekmeğimize şekil veriyoruz. Bu şekilde keskin bir bıçakla çizik atıyorum. Dilerseniz jiletle de bu işlemi yapabilirsiniz. Tabi bu çizik atma işleminde de ekmeğin üzerine çok fazla bastırmayın havasını söndürmeyin. Nazik hareketlerle bu şekilde çizikleri atalım. Sonrasında da ekmeğimizi hemen fırına koyalım. Bütün işlemimiz bittiğine göre artık ekmeğimiz fırına gidebilir. Önceden ısıtmış olduğum 180 derecelik alt üst ayarlı fırına gönderiyorum. 55 dakikanın sonunda ekmeğim pişti. Fırından çıkardıktan sonra bir 10 dakika ilk sıcağının gitmesini bekleyin. Fırından çıkarı çıkarmaz hemen dilimlemeyin. Aksi halde hamurlaşmalar olabilir. 10 dakikanın sonunda ekmeğimi kalıptan çıkarttım. Gördüğünüz gibi altı da çok güzel bir şekilde pişti. Birazdan sizlere içinin güzelliğini de yakından göstereceğim. Yağlı kağıda da şöyle kenar alıyorum ve hemen ekmeğimi dilimliyorum. Elimden geldiğince bütün detayları sizlerle paylaşıyorum. Yine de aklınızda takılan bir şey olursa yorumlarınızı bekliyorum. Gördüğüm an sizlere hemen dönüş sağlayacağım. Ekmeğimizin dışı çıtır çıtır oldu, içi de yumuşacık. Hem çok sağlıklı hem de çok lezzetli bir ekmek yaptık. İnşallah sizler de dener ve memnun kalırsınız. Şimdi sizlere ekmeğin iç dokusunu yakından göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi hiçbir hamurlaşma yok. Ekmeğin içinin güzelliğini daha yakından göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi ne kadar esnek ve yumuşak. Ve yapmış olduğumuz katlama işlemleri sayesinde de ekmeğimiz gözenekli. Gerçekten çok güzel bir ekmek oldu. Sizlere de tavsiyem bu güzel lezzeti en kısa zamanda denemeniz. Ve inanıyorum ki sizler de denediğinizde çok beğeneceksiniz. Kendi yapmış olduğum acuka ile birlikte sizler için sunuma hazırlıyorum. Bu yapmış olduğum acuka tarifimi de izlemenizi tavsiye ederim. Her şeyin ev yapımı güzel oluyor. Kendi yapmış olduğunuz ev yapımı ekmeğiniz ve kendi yapmış olduğunuz acuka ile birlikte gerçekten çok güzel oluyor. Sizler tarifimin son halini izlerken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, Hala kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için abone olmayı ve yeni videolarımdan anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. O değerli yorumlarınız ve görüşlerinizi her zaman bekliyorum. Videolarımı görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Deneyecek olan arkadaşlarıma şimdiden afiyet olsun. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.